Güzel bir hikaye anlatırlar. Sayın bakanlarımız buradayken ailelerin de müsaadesiyle, kıymetli kardeşlerin de müsaadesiyle aslında zor bir yerde zor bir konuşma yapmayı ifade eden bu hikayeyi paylaşmak isterim. Hep Amerika'yı daha güçlü hale getirebilmek için sürekli oradaki ihtisaslaşmadan devam ediyorlar. Amerikalı kendisini afetlere karşı mücadeleye adamış. Üniversitelerde konferanslar veriyor. Ardından özellikle bir taraftan senden nasıl bütün kapılır, nasıl insan kurtarılır, nasıl afetlerle mücadele edilir diye kendisini tüm ülkenin her noktasında bilgi ve becerisini anlatmaya yönelik adımlar atıyor. Günün birinde her insan gibi o da öteki dünyaya gidiyor. Bunu orada karşılıyorlar, hikaye buraya. Soruyorlar, sen ne iş yaparsın diye. Diyor ki, benim dünyada yaptığım bir tek iş var. Afetle nasıl mücadele edilir, selden nasıl kurtarılır, insan nasıl kurtarılır ve bu nasıl millete anlatılır? Başka hiçbir şeyden anlatılır. Yazıp çizip bir tarafa koyuyorlar, günün gelince seni çağıracağız diyorlar. Ve epey bir zaman dilimi geçtikten sonra buna diyorlar ki, yarına hazırlan, bu maharetlerini anlatacaksın. O da bir hazırlık içerisinde oluyor. Ve o hazırlığın günü geldiğinde bunu bir salona alıyorlar. Tabi salonda tüm pirifaniler, herkes orada oturuyor. Bu benim gibi bir kürsüye geliyor. Ve tam konuşmaya başlayacak. Orada işte aksakallı, beyaz saçlı birisi yanına geliyor ve kulağına bir şey söylüyor. Diyor ki, anlatacaklarını biliyoruz. Atmaya gelmez, dinleyiciler içerisinde Hazreti Nuh da var. Şimdi burada öyle bir durumdayız ki, çok kıymetli bakanlarımızın bugün eğer bu ülkede köprülerimizden araba geçiyor ise, bugün eğer her sabah okul zili çaldığında öğretmenlerimiz çocuklarımıza ders veriyor ise, eğer bugün fabrikalar, bugün barajlar memleketin kalkınması için, büyümesi için, huzuru için, refahı için çalışıyorlar ise, bugün fırınlar ekmek üretiyor, üniversiteler bilimle, ilimle yoğruluyor ise ve bugün Türkiye'nin her tarafında yollarla bir taraftan bir tarafa rahat girilebiliyor, köyler şehirlerle beraber bütünleşebiliyorsa, işte şu ön sırada oturan ve bu ülkenin her noktasında görev yapmış, Anadolu'yla yoğrulmuş, geleneğimizi, göreneğimizi, örfümüzü, adetimizi, sanki 780 bin kilometre karelik bir alan değil, onu kendi içerisinde hiç büyük değil, bir bütünleşik avucun içerisinde bir kültürün, bir medeniyetin ve bir anlayışın hali olarak gören ve değerlendiren, kimseyi kimseden ayırmayan, insana eşrefi mahlukat olarak, yaratılmışların en şereflisi olarak görüp, ona hizmetin aslında onun dünyada Allah'ın elçisi olarak görüp, oraya kuracağı rabıtayı arayan ve millet sevgisini, vatan sevgisini, bayrak sevgisini, ezan-ı Muhammedi'nin
bu semalarda Allahu Ekber dediği an bizim özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın en önemli simgesinin, sembolünün olduğunu, görev yaptığı her dakika büyük bir kutsaliyet içerisinde bunu gerçekleştiren çok değerli bakanlarımız, kıymetli milletvekillerimiz, burada bugün bu törenle birlikte olduğumuz çok değerli müsteşarımız, Danıştayımızın çok değerli başsavcısı ve beraber mesai yaptığımız Jandarma Genel Komutanımızdan Emniyet Genel Müdürümüze kadar, Müsteşar Yardımcılarımıza kadar tüm mesai arkadaşlarımız. Bugün büyük bir heyecanla bu güzel güne gelen kıymetli kaymakam arkadaşlarımızın, kaymakam adayı arkadaşlarımızın çok değerli aileleri, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli basın mensupları. Öncelikle bu anlamlı törende birlikte bulunmaktan büyük bir onur duyduğumu ifade ediyor. Bu törenin vesilesiyle kıymetli kaymakam adayı arkadaşlarımıza önümüzdeki süreç içerisinde yapacakları her işin hayırlı olmasını temenni ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Yaklaşık 2 ay önce, yani Kasım ayı başında yine böyle bir salonda buluşmuş, ilk ders vesilesiyle biraz önce sevgili kardeşimizin ifade ettiği gibi kaymakam adayı arkadaşlarımıza hitap edebilme fırsatı bulmuştuk. Bugün de eğitimlerini tamamlayan kardeşlerimizin görevlendirilmesi için bir aradayız. Yalnız bu iki buluşmamız arasında çok büyük bir fark var. Muhammed Fatih Safi Türk. Şehadeti yüreklerimizde kapanmaz bir yara açalım. Gencecik, yüzü de, yüreği de pırıl pırıl bir kaymakamımız. Bu iki toplantı arasında bizlerden ayrılmıştır. Ama bize, daha doğrusu size çok önemli bir miras bırakmıştır. Size bir ölçü bırakmıştır Muhammed Fatih. Kaymakamlığın ruhunun ne olması gerektiği, bir kaymakamın ne hissetmesi gerektiğini, neyi hedeflemesi gerektiğini, ne yapması gerektiğini ve tüm bunları haliyle, yaptıklarıyla, eserlerle anlatmış ve gitmiştir. Bu mesleğin 21. yüzyıl Türkiye'sindeki normlarını çizmiş ve istirahate çekilmiştir. Muhammed Fatih Safi Türk artık kaymakamların kutup yıldızıdır. Ona bakarsanız yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bu vesileyle Muhammed Fatih Safi Türk kardeşime ve görevi başında şehit olan tüm kaymakamlarımıza ve görevi başında ay yıldızlı bayrağımız, özgürlüğümüz ve hürriyetimiz için şehit olan bütün evlatlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet ve aziz milletimize başsağlık diliyorum. Kıymetli misafirler, çocukken hayalini kurduğunuz, işimizden evimize uçarak gideceğimizi veya uzayda yaşayacağımızı sandığımız 21. yüzyıla, dünya maalesef hiç de beklemediğimiz kitlesel göçün ve terörün damgasını vurduğu karanlık bir tabloyla başlamıştır. Ama aynı 21. yüzyıl bizlere iletişim imkanlarının alabildiğini arttığı, internetin, sosyal medyası, sınırlarını zorlayan konvansiyonel medyasıyla bambaşka fırsatlar da sunmaktadır. Ve ülkemiz işte bu iki ucun her ikisine de komşu olmak gibi ilginç ama zor bir konumdadır. Bir yandan 2002'den beri ciddi bir gelişme ve kalkınma hamlesi ortaya koyan Türkiye, altyapı eksikliklerini süratle tamamlıyor, yollarını, mega projelerini, milli projelerini tek tek hayata geçiriyor, ekonomisini güçlendiriyor,
sosyal ve hukuki altyapısını geleceğe uyumlu hale getiriyor. Ama öte yandan aynı Türkiye, Orta Doğu coğrafyasında 21. yüzyılın o karanlık yüzüyle komşu olarak yaşanan dramların hemen hemen hepsiyle yüzleşiyor ve belli ölçülerde bundan etkileniyor. Yaklaşık 40 yıldır içeride mücadele ettiğimiz PKK terörü, bir şekilde devletin kılcal damarlarına kadar sokulmuş FETÖ terör örgütünün faaliyetleri, güney sınırımızın altına kalan bölgede DAEŞ terör örgütünün aktörü olduğu çatışma ortamının yansımaları, Suriye ve Irak'taki yönetim boşlukları ve bunun meydana getirdiği küresel göç hareketi, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı 21. yüzyıl sorunlarıdır. Hani eski bir halk deyimi vardır: Allah dağına göre kar verir derler. 1990 ve 2002 arasını maalesef siyasetin pranga altına alınabilmesi sebebiyle siyasi istikrarsızlıklarla bocalayan Türkiye'nin 2002 sonrası ortaya koyduğu gelişme, aslında terörün ve kaosun yükseldiği son 5-6 yıllık döneme sanki bir hazırlık gibidir. Enflasyon sorununu bitiren, IMF boyunluğundan kurtulan, ihracatını kat kat artıran, savunma sanayindeki yerli sanayi payını artıran, yollarını, havalimanlarını ikişer, üçer kat artıran, 2008'deki global krizde ekonomisinin sağlamlığını test eden Türkiye, özellikle 2010'dan sonra Orta Doğu'da artan bu huzursuzluk dalgasını hem güçlü bir liderlik hem de güçlü bir iç yapıyla karşılamıştır. Ve Türkiye, deyim yerindeyse, krizlere bağışıklık kazanmıştır. İçeride PKK terörü, FETÖ, 17-25 Aralık darbe girişimleri, Gezi olayları, 15 Temmuz darbe girişimi, Orta Doğu bir yangına doğru sürüklenirken Türkiye bütün saydığım tehditleri savuşturmuş ve paniğe kapılmadan bütün süreçleri sağlıklı bir şekilde yönetebilmiştir. PKK, KCK, FETÖ, DAEŞ, YPG adeta bir şer cephesi oluşturmuş, destek aldıkları küresel güç odaklarıyla birlikte hareket ederek Türkiye'yi diz çöktürmeye çalışmışlardır. Ancak muvaffak olamadılar. FETÖ 15 Temmuz'da milletten yediği tokadın üzerine bütün bağlantıları ortaya çıkararak temizlenmektedir. DAEŞ, kahraman ordumuzun yürüttüğü Fırat Kalkanı operasyonuyla sökülüp atılmaktadır. PKK ve uzantıları ise bitme noktasına gelmiş, sansasyonel bombalı eylemlere bir çıkış yolu aramaktadır. Ve Türkiye, bütün bu mücadelesinin yanında yatırımlarına devam etmektedir. Bir yandan Marmara, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Ilgaz Tüneli gibi açılışlarla fiziki yatırımlarına devam etmekte, kendi uydusuyla teknolojik bağımsızlığına adım atmakta, kendi uçağını, kendi arabasını, kendi silahını tasarlamakta, diğer yandan yeni anayasa çalışmalarıyla kendisini geleceğe taşıyan ve taşıyacak olan hukuk yapısını, altyapısını oluşturmaya çalışmaktadır. Kıymetli gençler, değerli arkadaşlar, bütün bunları size niye anlatıyorum? Zamanı ve mekanı iyi tanıyın diye. Kaymakam olacaksınız. Bir ilçeye gideceksiniz. Ve orayı daha müreffeh bir yer yapmaya gayret edeceksiniz. Nasıl bir devletin memuru olduğunuzu, bu devletin nelerle karşı karşıya olduğunu bilin diye bundan anlatmaya çalışıyorum. Bazen gerçek o kadar yalın ve çıplaktır ki gerçeğin o olduğuna ihtimal vermeyiz. Yok canım, bu kadar da basit olamaz deriz. Ve sanki geçeriz. Türkiye ile ilgili küresel gerçek şudur: Türkiye, dünyanın en kilit toprak parçası üzerindedir. Ve burada güçlü bir Türkiye istenmemektedir. İstemeyen ağlayan çocuk değil ha. İstemeyenleri söyleyeceğim. O aslında şu anda şu ortaya koyduğu anlayışla birlikte bize saflığımızı, bize temizliğimizi, bize insanlığımızı, bize çocukluğumuzu, bize yaşlılığımızı ve bu toprakların bize sunduğu medeniyetin en güzel değerlerini ifade etmektedir. Dünyanın en güzel sesi o çocuğun
şu anda ifade ettiği ses. Güçlü bir Türkiye istememektir. Mesele bu kadar açık ve nettir. Çok fazla kakofoniye, çok fazla söz söylemeye hiç gerek yoktur. Hatta sadece Türkiye değil, Orta Doğu'nun da barış içerisinde olmasını istemiyorlar. Huzur içerisinde olmasını istemiyorlar. Huzura yönelik, birliğe yönelik, hiçbir ittifakı istemiyorlar. İstemeyen kim? Buna ister Batı deyin, ister küresel güç merkezleri deyin, nasıl tanımlarsanız deyin, tanımlayın ve ne derseniz deyin. Ancak böyle bir irade var. Bakın, Rusya ile ilişkilerini düzelttik. Bunları gizli kapaklı kapılar ardında gerçekleştirmedik. Bütün dünyaya açık yaptık. Bundan rahatsız olanlar ortaya çıktı. Batı basını sürekli homurdanıyor. Ben takip ediyorum. Size takip ediyorum. Günlük, her gün ne yazdıklarını, ne ettiklerini, hangi dezenformasyonları ortaya koymaya çalıştıklarını elbette ki takip ediyorum. Türkiye yüzünü doğuya mı çevirdi diye yorumlar yapılıyor. Türkiye avantajları olan bir ülkedir. Türkiye yüzünü ne yana çevirirse çevirsin fırsatları olan bir ülkedir. Enerji koridorlarının üzerinde yer alan, su havzalarının üzerinde yer alan, batısında evet gelişmiş bir medeniyet ama doğusunda da binlerce yıldır dostluk, kardeşlik, din bağı olan, kültür bağı olan kadim medeniyetin var olduğu bir ülkedir. Yani seçenekleri olan bir ülkedir. Bugün Türkiye'nin yönünü doğudan batıya çevirdiği tartışılıyor. Eğer Batı dünyasının böyle bir sorgulaması veya endişesi varsa öncelikle yani batıdan doğuya çevirdiği tartışılıyor. Öncelikle bunu kendisinde aramalı ve sorgulamalıdır. Yarım asır aşkın bir süredir Avrupa Birliği müzakerelerini bir politik şantaj aracı olarak kullanırsan, kriter üstüne kriter icat ettiğin bu süreç sonunda bir vize serbestiyetini bile sağlayamazsan, Türkiye'nin yıllarca mücadele ettiği terör örgütüne çadırlar kurdun, hamilik edersen, ayran bebek kıyıya vurduğunda telaşlanıp 3 milyar euro hemen vereceğim dediğin göç sorunu için sonradan sırtını döner de sözünde durmazsan, Ege ve Akdeniz'de yaşanan insanlık dramında Türkiye'yi yalnız bırakırsan, 15 Temmuz darbe girişiminden medet umarsan, DAEŞ'e karşı giriştiğimiz operasyonda bile askeri desteğini doğru dürüst ortaya koyamazsan, hiç kusura bakma ama Türkiye elbette ki seçeneklerinin kullanmasını bilecektir. Türkiye'nin iyi niyeti Batı tarafından yarım asırdır suistimal edilmektedir. Bunu görmezden gelmemiz elbette ki söz konusu değildir. Türkiye yüzünü Batı'ya veya Doğu'ya çevirir. Bunu tartışıyor veya isimlendiriyor değil. Ama geçmişte olan bitenin muhasebesini de hep birlikte doğru yapmak durumundayız. Türkiye bu sorgulamayı yaparken barışı ve huzuru öncelemektedir. Orta Doğu kan gölüne dönmüştür. Her gün bir insanlık dramını televizyonlarımızdan vicdanlarımıza bir ateş düşer gibi seyrediyoruz. Batı'nın bu yanlış tutum terörün ekmeğine yağ sürmektedir. DAEŞ, PKK, YPG, KCK bunlar sadece Türkiye'nin derdi değildir. Terör bilinmelidir ki herkesin derdidir. Öyle olmalıdır. Eğer Türkiye burada terörle mücadele yürütüyorsa buna bütün dünya, bütün insanlık destek olmalıdır. Ancak üzülerek görmekteyiz ki terör bugün araçsallaştırılmaktadır. Politik aracı olarak görülmektedir. Bu yanlıştır ve Türkiye'nin buna itirazı açıktır ve nettir. Kıymetli misafirler, değerli kaymakam adayı kardeşlerim, hafta sonu Siirt'te Bitlis illerimizdeydi. Bir süredir başlattığımız Doğu ve Güneydoğu illerimizi kapsayan bir saha çalışması münasebetiyle hem vatandaşlarımızla, hem sivil toplum kuruluşlarımızla, hem de orada görev yapan personelimizle bir araya gelme imkanı oldu. İşte Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, mesai arkadaşlarımız, her birimiz sabahın erken saatinden gecenin saat 1.30'una kadar, 2'sine kadar kah Bitlis'te, kah Siirt'te, bazen yağan karın altında, bazen insanlarımızın o sıcak nefeslerinin bize hissettirdiği güvenle birlikte bir çalışma ortaya koyduk. Eskilerin bir tabiri vardır. Yediğin içtiğin senin olsun, gördüklerini anlat. Ama elbette ki ağabeylerimizle buluştuk. Kaymakamlık arkadaşlarımızla bir araya geldik. Şunu
gururla söyleyebilirim ki orada görev yapan kardeşlerimiz bu mesleğin çıtasını çok yükseltmişlerdir. Zor koşullar altında, terörden zarar görmüş bir ortamda büyük bir umut ve gayretle çalışmaktadırlar. Çünkü bizim dinimiz, bizim inancımız bize bir şeyi sürekli olarak hatırlatmaktadır. Ümitsizlik şeytandandır. Hiçbir gün, hiçbir dakika ümitsizlik yanımıza bile yaklaşmamalı ve yaklaşamayacak. Sizler sahaya gireceksiniz. Sizlerden de aynı gayreti ve aynı umudu bekliyorum. Oradaki kaymakam arkadaşlarımızla yaklaşık 6 saat, 7 saat birlikte toplantı yaptık. Biz oraya sadece siyasi bir gayeyle gitmiş değiliz. Açık söyleyeyim. Bir taraftan oradaki vatandaşlarımızın ne söyleyeceklerini dinlemek için. Ama diğer taraftan buradan oraya gönderdiğimiz ve orada siz yalnız değilsiniz. Sakın çaresiz değilsiniz. Ne söyleyeceğinizi dinleyeceğiz. Bizim de sizden ne beklediğimizi size anlatacağız diyen valilerimizle, emniyet müdürlerimizle, kaymakamlarımızla saatlerce bir arada olduk. Öğrendiğimizi söyleyebiliriz. Emniyet Genel Müdürümüz burada, Jandarma Genel Komutanımız burada. Bizi kıymetli bilgilerle donattıklarını da söyleyelim. Ve her geldiğimiz haftanın sonunda Bakanlar Kurulu'nda yaşadıklarımızı, oradaki tecrübelerimizi, neler yapmamız gerektiğini, meselenin sadece terörün güvenlik boyutuyla mücadele olmadığını, terörün tasfiyesi olmadığını, terörün tasfiyesinin en önemli süreçlerinden bir tanesinin orada ekonomik kalkınmanın, sosyal bütünleşmenin ve orada bulunan vatandaşlarımızla kurulabilecek, kurulan bu sıcak diyaloğun devam etmesinin en önemli unsurlarından bir tanesi oldu. Bazen ihmal edilen ve yapılan bir köprünün, bazen devletin onlarca, yüzlerce, binlerce, milyarlarca lira harcayarak yaptığı bir hastanenin içerisinde o insanlara, orada hizmet eden doktorlara, hemşirelere selam vermenin ne kadar önemli olduğunu, onun direkt vatandaşa yansıdığını, bazen bir kaymakamın sabahleyin bir okula girip bir ilkokul öğrencisiyle nasıl muhabbet etmesinin, sohbet etmesinin bu ülkenin birliğine ve beraberliğine, o çocuğumuzun geleceğine nasıl bir katkı koyabileceğinin hepsinin değerlendirmesini gerçekleştirdik. Tehditlerimizin neler olduğunu, fırsatlarımızın neler olduğunu tek tek ortaya koyduk. İnanın ki akşam oradaki arkadaşlarımızdan ayrılarken onlar da bizler de geleceğe umutla, geleceğe heyecanla ve önümüzde nasıl bir tabloyla gideceğimizi net bir şekilde görmenin mutluluğuyla ve gururuyla oradayım. Bilmenizi istiyorum ki sizler de öylesiniz. Sizden öncekiler de öyledir. Bunu orada çok net bir şekilde görüyorum. Gözlerinde ve yüreklerinde bir tek gram korkunun olmadı. Memleket sevgisinin, vatan sevgisinin, insan sevgisinin hizmetle orada nasıl bütünleşebileceğini ortaya koyan bir irade, çelik bir iradeyi görmenin onuru ve gururu içerisinde. Kıymetli aileler, evlatlarınızla onur duyabilirsiniz. Onlara söylediğim şudur. Devlet bulunduğunuz ilçeyi size emanet etti. Sadece ilçeyi değil, oradaki öğretmenleri size emanet etti. Emanet ediyor. Belki oradaki hakim hanım, belki oradaki savcı kardeşimiz, sizden belki de yaş olarak daha küçük olan ama sizin kararlılığınıza ve iradenize ihtiyaç duyan o kardeşlerimizin her birini bir şekilde size emanet etti. Bazen abi olacaksınız. Bazen dert dinleyeceksiniz. Bazen onları kucaklayacaksınız. Bazen eksikleri varsa düzelteceksiniz. Açığa çıkarmadan onları yarına nasıl ulaştırabiliriz onun gayretini ortaya koyacaksınız. İnsan kolay bulunmuyor. Hele yetişmiş insan. Siz Türkiye'nin en üst kademesinde görev yapmak üzere yetiştiriliyorsunuz. Sizden bu millet çok şey bekliyor. Oradaki arkadaşlarımız da olmalı. Bizim sizden beklediklerimizle biz yetinmemeliyiz. Daha iyisini almalıyız. Ülkemizin her noktasında en küçük görev yaptığınız bilim dahil olmak üzere acaba burayı nasıl mamur edebilir? Acaba bu çocuklarımızı geleceğe nasıl hep birlikte götürebiliriz gayreti içerisinde olacağız? Ben hafta sonunda söyledim, beni bağışlayın.
Eksikten yoksun Cenab-ı Allah'tır. Bizim inancımız budur. Ama eğer bugün bir takım meselelerle uğraşıyorsak ve çözüm bulmakta bazen zorlanıyorsak, çözüm için kendimiz de zorluyorsak, elbette bizim de eksiğimiz ve kusurumuz vardır. Bundan hiç kimse söylemekten imtina edemez. Hepimiz. Eğer bugün oradaki çocuklar hedeflerine ulaşamıyorlarsa, bir terör örgütünün baskısıyla beraber aileler, anneler, babalar, yarın çocuklarımız ne olacak hayalini bile ifade etmekte zorlanıyorsa, demek ki yapmamız gereken işler. Hep beraber. Bunun bir kısmını büyüklerimiz yaptı. Bir kısmını biz yapacağız, bir kısmını bizden sonraki gelenler yapacak. Ama bilmenizi istiyorum ki, ancak ayağına gidersek yapabiliriz. Ancak oraya gidersek yapabiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve 14 yıldır Türkiye'de 21. yüzyıl siyasetini şekillendirenlerin sürekli milletin ayağına gitmelerindeki temel sebep çok açık ve nettir. Kim Ankara'dan Türkiye'yi yönetilecek diye zannediyorsa hayal alemindedir, yanlıştadır ve eksiktedir. Türkiye Ankara'dan idare edilmez. Anadolu'yu bilmeyen, Kızılırmak'ı tanımayan, Dicle'leriyle konuşmayan, bilmenizi istiyorum ki Ağrı Dağı'yla dertleşmeyen, dönüp Karadeniz'in o ırçın dalgalarında siz bana ne ifade etmek istiyorsunuz diye düşünmeyen, dönüp çay tarlasından o Diyarbakır'daki Silvan'da üretilen ürüne kadar onu koklama anlayışının ne olduğunu içinde hissetmeyen bu ülkeyi idare edemez. Buna siz de dahilsiniz, biz de dahiliz, herkes de dahil. İnsanı anlamak için bu ülkenin toprağını, bu ülkenin medeniyetini anlamak lazım. Hazreti Mevlana da oradadır. İdrisi Bitlisi de oradadır. Selahattin Eyyubi de oradadır. Mehmet Akif de oradadır. Necip Fazıl da oradadır. İbn Sina da oradadır. Pir Sultan Abdal da oradadır. Hacı Bektaş-ı Veli de oradadır. Sıraha da oradadır. Bunu herkesin bilmesini, özellikle sizin bunu iyi anlamanız. Biz siyaset yapıyoruz. Yıllarca yaptık. Bazen bin kelimeyle söylediklerimizi anlatmaya gücümüz yetmiyor. İfade edemiyoruz. Bir meselenin etrafında dönüp duruyoruz. Bir kahvenin kenarına oturup bir çay içerken yaşlı bir amca, belki de veya genç bir evlat, bizim bin kelimeyle anlatmaya çalıştığımızı iki kelimeyle bize ifade edebilecek kadar bu milletin bir feraset örneğini sanki sakın bizi görme, görmezden gelme der gibi bize ifade etmektedir. Böyle bir memlekette yaşıyoruz. Her tarafı zenginliktir. Ve bu her tarafı zenginlik olan bu anlayışı en çok siz görebilirsiniz. Belki bir tek kişiyi bulacaksınız. Yüzlerce kaymakam. Belki bir tek çocuğumuzu. Ama bilmelisiniz ki belki o bir çocuk gelecekte Türkiye'nin en büyük zenginliğini inşa eden bir icadın, bir bilimin sahibi olacak. Belki insanlığa öyle bir şey öğretecek ki şu karşı karşıya kaldığımız ve insanlığın ciğerine saplanan şu acımasız hadiselerden her birimiz kurtulacağız. Onu hep beraber aramalıyız. Her attığımız adımı da aramalıyız. Bazen öfkelenebiliriz, küfrelenebiliriz. Bilin ki vatandaşın her bize söylediği bir sabırdır. Ve Allah'ın imtihanıdır. Çünkü o insan Allah'ın yeryüzündeki elçisidir. Hiç zihnimizden bunu çıkarmamalıyız. Ve ifade etmeliyim ki yorulabilirsiniz. Sıkıntıya düşebilirsiniz. Bilin ki çocuklar imdadınıza yetişir. Çocuk bahar gibidir. Çiçek gibidir. İlkokullar orada durmaktadır. Birine alabileceğiniz bir top, birine verebileceğiniz bir çikolata, birine hediye edebileceğiniz bir kitap, bilin ki bütün yorgunluklarınızı alacaktır. Ne olursunuz, kendinize dinlenme olarak yine de insanı seçin. Çünkü biz sizden çok bekliyoruz. Çok şey bekliyoruz. Ve bilin ki beklemeye de aynı şekilde devam edeceğiz. Oradan size bir bayrak veriyoruz. Ve bu bayrak sizden yer değiştireceksiniz. Sizler orada oturacaksınız. Ondan sonra o bayrak tekrar sizden sonra başkalarına geçecek.
Eğitim bizim en önemli meselemizdir. Sizin ilçeniz, Türkiye'nin en iyi çocuklarını yetiştirdiği, en iyi rekabetin yapılabildiği eğitimli ilçe olmalıdır. Yalvarırım. Ne olursunuz, çocuklarınızı okula gönderin. Ne olursunuz, çocuklarınızı iyi imkanlarla bizim daha iyi yarına yetişebilmemize fırsat verin diye ailelere temas kurmayalım. Kaymakamlık. Odada, makamda, koltukta ancak belli bir saat diliminde yapılır. Milletin içinde olur. Derdini dinleyin, çözümünü Cenab-ı Allah size en güzel şekilde verecektir. Buna uyduğunuz takdirde, bunlarla böyle adım attırdığınız takdirde her şey kolaylaşacaktır. Özellikle şunu açık bir şekilde söylemek istiyorum. Gençler, değerli kardeşler, umut insanın her şeyidir. Bütün adımları onun üzerine bina eder. O yüzden gideceğiniz yerlere planınızı, programınızı, yapacağınız şeyleri ve umudunuzu götürün. Pozitif enerjinizi götürün. Vatandaşa sakın çözümsüzlükle yaklaşmayın. İsteklerini, her isteğini yerine getirebileceksiniz diye bir şey söz konusu değil. Muhakkak imkanlar dahilinde getireceksiniz. Ama onun umudunu asla kırmayın. Onunla ilgilenin. Ve çok çalışın. Bir kaymakamın işi asla bitmez. Geçen konuşmamda söylemiştim. 9-5 mesaisini unutun. Bu ülkenin cumhurbaşkanı, başbakanı, bakanı, milletvekilleri sabahlara kadar çalışıyor. Siz de uyumayın. Eğer ek göstergesi bilmem kaç olan bir devlet memuru değil de efsane kaymakam olmak istiyorsanız, ben Anadolu'yu dolaşıyorum. Çok az validen bahsediyorum illerde. Ama ilçelere gittiğimizde bizim kaymakamımız şu idi diye tek tek bahsediyorum. Şu bizim ilimizde valilik yaptı diye çok az bahsediyorum. Ama çünkü valilik yapılan yerin ölçeği büyüktür. Fakat kaymakam o insanlarla birebir anlayışını ve temasını kurar. Oraya getirdiği hizmet çok kalıcı bir şekilde olur. Bunun yolu hem devlet hem millet için çalışmaktan geçer. Mardin geriye gittiğimde insanlar bana anlatıyorlar. Sayın Bakanım, bu yolu Muhammed Fatih yaptı. Öyle basit bir yol değil. Anadolu'da derler ya, nah şu kadar basit. Tam bu. Ve bu çocuk parkını Muhammed Fatih yaptırdı. Şurası yıkıktı, Muhammed Fatih yaptırdı. Futbol takımına Trabzon'dan antrenör getirdi, çocuklarımızı öğretti. Zeytin atölyesi kurdu. Onun sunumunun ne kadar güzel olabileceğini ve o üretimin geriye neler kazandırabileceğini, ki Derikliler derin, zeytinin Derik'ten çıktığını ifade ederler. Yıllardır hep öyle anlattı. Ve onu orayla en güzel şekilde buluşturdu. Bunun gururunu, bunun güzelliğini bütün milletin, Allah bu evlattan, bunu yetiştiren anne babadan razı olsun diye dua etmesi ne büyük bir nimettir. Bu ne makamla, ne mevkiyle olabilecek bir iş değildir. Bu ancak millet sevdasıyla çalışmakla olabilecek bir iştir. Mutluluğum olur ki gözlerinizde bu işi gördüğüm bir nesil yetişmektedir. Evet, büyüklerimiz burada. Bazen onlar da bizim için, biz de bizden sonraki nesiller için ümitsizliğe kapıldık, değil mi? Ne oluyor dedik? Bu çocuklar değerlerimizi unutuyor dedik. Ama öyle olmadığını 15 Temmuz akşamı gördük. Annelerinin ve babalarının sakın dışarı çıkma diye tembihlediği evlatlar, İstiklalimiz ve hürriyetimiz tehlikededir, biz dışarı çıkacağız diye adım attılar ve ölüme koştular. Bu milletin mayasının ne kadar sağlam olduğunun en önemli ifadelerinden bir tanesi. Hanımefendiler, beyefendiler, bu ezanlar 5 vakit bu ülkede boşuna okunmuyor. O ezanlar bizim çocuklarımızın kulaklarında sürekli bizim hangi değerlerle bütünleştiğimizi ifade ediyor. Kafalarını kaldırdıklarında gördükleri ay yıldızlı bayrak onlara neyin tehlikeye düştüğü zaman hareket edebileceği kabiliyetler ortaya koyuyor. Her şey okulda öğretilmiyor.
milletin medeniyetiyle ve toprağıyla, hamuruyla yoğrulan bu evlatlarımızdan hiçbir zaman ümitsiz olmamalıyız. Ama onların daha iyi imkanlarla ve dünyanın gelişmiş ülkelerindeki gençlerle rekabete elbette ki hazırlamalıyız. Bunun için de Cenab-ı Hakk'a binlerce defa şükürler olsun. Kıymetli kaymakam arkadaşlar, önemli bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Annelerimiz, babalarımız, büyüklerimiz, her biri buradalar. İnşallah bu görevleri yaparken ve bu görevleri gerçekleştirirken iki rıza önemlidir. Biri Hakk'ın rızası, Allah'ın rızası, diğeri de milletin rızasıdır. Annelerinizin, babalarınızın dualarını almayı hiç eksik etmeyin. Memleketin başka bir bölgesinde çalışabilirsiniz. Biliniz ki içinizdeki heyecanınızı, arzunuzu, isteğinizi ve insan sevgisini artırır. Zorluklarla karşılaştığınız zaman zorlukları aşar. Aşmanıza vesile olur. Ve yine inanıyorum ki bunların hepsini başarıyla gerçekleştireceksiniz. Her müşkülünüzde yanınızda olduğumuzu kesinlikle unutmayın. Biz hiyerarşik bir denge içerisinde çalışıyor olabiliriz. Ama milletimize hizmet hiyerarşik dengemizin çok ötesindedir. Ben bazen bakan olarak kaymakam beyin arkadaşıyım. Bazen onun abisiyim. Bazen onun çözüm ortağıyım. Bazen onun sıkıntısını paylaşalım. Eğer bu olmazsa milletimizin ve memleketimizin sorunlarını çözmekte elbet zor. Size son olarak bir şey söylüyoruz. Bu bürokrasi denilen illeti ayağınızın altına alın deyiz. Kanun, kitapta yazılanlar elbette hukuk devletinin yerine getirilmesi konusunda önemlidir. Ama şu nettir ki milleti yerden yukarı dikmek isteyenler, milleti sürekli zora sokmak isteyen bir bürokratik anlayışa da müsaade edin. Süreçleri izleyin. Bir nüfus idaresinde ne olur? Oturup takip edin. Muhakkak ki bilginiz, görgünüz, orada bir takım problemlerin ve süreçlerin çabuk yürütülmesi konusunda ihtiyaç ortaya koyacak. Buna ihtiyacımız var. Hem de çok ihtiyacımız var. Göç idaresinde bir iş nasıl yürür? Eksikler nelerdir? Aksaklar nelerdir? Bir okul müdürüyle oturup istişareyle bizim kültürümüzün en önemli meselelerinden bir tanesi meşveleyle beraber çocuklarımızın daha iyi yönetilebilmesi konusunda kısa yolları, doğru yolları, iyi uygulamaları onlarla lütfen paylaşın. Sizden sadece aldığınız eğitimi ve kitapta yazılanların karşılığını istemiyoruz. Hayat tecrübelerinizin de ve güzel çözümlerinizin de olaylara yansımasını istiyoruz. Sizden kaymakamlığın her birine en güzel bir şekilde yapılması ve çıtayı en yükseğe koymanızı istiyoruz. Allah yardımcımız olacaktır. Hiç kimseyi etnik kökenine göre, mezhebine göre, memleketine göre, cinsine, cinsiyetine göre ayırt etmeyin, ayırt edene müsaade etmeyin ve buna karşı tavrınızın net ve şiddetli olduğunu ifade edin ortaya. Ve özellikle kız çocuklarımızın okulla buluşmasına çok dikkat edin. En önemli meselelerden bir tanesi. Bu vesileyle içimdekilerin bir bölümünü sizle paylaştım. Vaktinizi aldım, zamanınızı aldım. Ama inanınız ki bu söylediklerimi kıymetli kardeşlerimizle yapmış olduğum müşavirelerden sonra sizlerle paylaşmak istedim. Eski bir mülkiyarım, bir dönemde bizim de ağabeyimizi yapmış kıymetli bir dostumuz şöyle söylerdi. En kötü şey havet demektir. Ne hayır, ne evet. Bundan olmak lazım. Tekrar tebrik ediyorum. Sizlere hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Şurada evlatlarının büyük bir güzellikle seyreden ailelerine hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Allah yardımcınız olsun. Allah bizleri ve sizleri aziz milletimize mahcup etmesin. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.